Hepinize merhaba arkadaşlar. Şu anda gördüğünüz gibi bölümü tamirhanenin kapısında açıyorum. Peki neden? İşe aldık. Aha. Linköping'den aldık işi. 44 bin veren. Şöyle 250 kilometrelik Vaxjo'ya giden bir iş. Ne taşıyormuşuz? Kullanılmış ambalaj. 32 tonluk bir yükümüz var. 730 beygirlik Scania'mız var. Peki ne oldu? Tam işe aldım. Şirketten çıkıyorum. Yandan sen bitir gel bana vur. Direkt daha çıkarken. Hiçbir şey yokmuş gibi, yarın yokmuş gibi vurdu bana. O yüzden şu an durumumuz bu. %13 önde hasarımız var. %3 arkada var. Büyük ihtimal işten tam para alamayacağız. Bunu vermiş olduğu bir üzüntü var. Şöyle çıkalım. Olabildiğince hızlı bir şekilde bu yükü teslim edelim. Zaten büyük ihtimal tam paramızı da alamayacağımız için. Ulan. Ya hayır. O kadarcık çarpmadan %3 hasar nasıl yiyebildik ya? Ne oldu lan? Tabii benim de tam bakmadım ama. Abicim tamam ben bakmamış olabilirim de. Görüyorsun koca tır çıkıyor oradan. Bir dur azıcık yavaşla ne olmuş? Ne olmuş yani azıcık dursan ne olmuş? Evet. İnşallah bizi şirketin kapısından kovmazlar. Kötü oldu tabii bunlar. Umarım en azından 44 binin bir 30 binini alabiliriz de. Çünkü zaten kendi tırımızı da almak istiyoruz. Bu da işte 1 milyondan başlıyor. Ki en boşları 1 milyondan başlıyor. Halbuki böyle olunca bayağı çalışmamız lazım başkalarının tırında. Ya da şey yapacağız. Kredi çekip tır alacağız. O zaten aklımda biraz kredi çekmeli ama kredi için de önce biraz seviyemizin yükselmesi lazım diye düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi gidip yola gitmeyecek bir tır alırsak sıkıntı yaşarız. Bak şu an 733 Scania sürüyoruz. Gidip orada 360'lık bir Renault alsak ne yapacağız? İşler gecikir o zaman. Şöyle uzunları da yakayım. Bakalım inşallah parayı komple kesmezler. Arkada pek hasar yok da önde var biraz. İnşallah derler olsun insanlık halidir hata olur. Al şu parayı git bakalım. Bir daha şirketimize gelme desinler. O da olur. Da inşallah para alırız yani. Çünkü 250 kilometre yol gidiyoruz. 250 kilometreyi boşa gitmiş olmayalım. Kaza yaptıktan sonra işi iptal etmeyi de düşündüm. Ama iptal edersek 108 bin cezası var. Hani iş verecek zaten 44 bin. 108 bin neyin cezası onu anlamadım ama. O cezayı da ödeyemeyiz. Zaten 150 bin paramız var. Tır 508 bindeymiş sanırım. Yanlış görmüyorsam. Ona rağmen hala taş gibi ha. Şöyle Scania ile jetlenelim. 32 tonla bile Scania olunca tabii bir başka oluyor. Kapattık sol şeridi. Hızlı git lan. Hızlı git. Çekil.
Bak 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 çekilişe bak bak. Ben sağına geçerken sağ sinyal verip sağa geldi. Gördün değil mi? Böylesine direkt şimdi dümdüz gidip girmek lazım mı? Neyse ki aracın frenleri de her ne kadar gidiyorsa o kadar iyi durduruyor yani. Scania yapıyor bu işi ya. Abi ben yetişemiyorum. Git onu yakala. Onu yakala iki şamaratonu. Hadi. Hadi göreyim seni hadi. Ne o? Seat mı? Ne o? Bas. Yakala onu ben geleceğim şimdi. Abi sen de sağa geçip yavaşlıyorsun. Frene falan basıyorsun ya. Ayıptır ya. Beni soldarken hiç öyle gitmiyordun. Frene neden basıyorsun? Dümdüz yol sanki önüne bir şey atladı. Bu arada ben o lavuğu yakaladım ha. Bak şimdi sola çıktı. Çık lan yoldan. Alfa Romeo. Çık lan. Bak frene basıyor. Bak 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 bak. Bu nasıl yapay zeka lan? Normal hızlı giderken bir anda frene falan basıyor ya biz arkasına gelince. Ne bu ya? Çarpayım. Aa bizim dönüşümüz yeniyor. Şöyle sağa geçelim. İnşallah sen de dönüyorsundur kardeş o tarafa. Seni geçemezsem çünkü içimde kalır. Ver bakayım sinyalini. Hadi yine iyisin ha. Alfa Romeo. Hadi yine iyisin kardeş. Yavaş yavaş yavaş. Otobüs abiye sırtımızı dayadık. Dönüşümüzü yaptık. Kaç kilometremiz kalmış bakalım. 100 kilometremiz kalmış lan bir şey kalmamış. İşte Scania ile seferler hep böyle oluyor nedense. Manla sefer atmıştım mesela o öyle olmamıştı. Volvo ile vardı o da öyle olmamıştı. Bu sanırım 3. Scania seferimiz. 3'ü de öyle. Abi benim oradan gitmem lazım. Sen yolu kesmişsin ama. Hiç kusura bakma ben geçeceğim oraya yani. Benim oradan gitmem lazım. Kim bilir oradan yani diğer taraftan gitsem ne kadar uzayacak mı? Yani yapamam. Zaten tırın anasını belledik. Bir de geç götürürsek bizi harbiden bu sefer sopalarla kovarlar yani. O ne lan? Ne oldu? Yangın mı var? Ha, araba kötü yanmış. Kolay gelsin. Kolay gelsin abi. Hararet yapmıştır. Yanmaya başlamıştır. Tamam söndürememiştir gariban. Geçmiş olsun ne yapalım. Şimdi diğer taraftan gitsek bayağı uzatabilir diyoruz. Ya da ileriden bizi bir yerden döndürüp tekrar oraya getirip diğer taraftan çıkartabiliriz yani. O yüzden hiç ona gerek yok. Hemen oradan hiçbir şey oldu mu olmadı. Usulacak yine tık aradan geçtik.
Yolumuz da çok kalmadı. Yollar güzelmiş ha. Allah. Yeşilliklerin arasından. Güzelmiş, sevdim bunu. Vax yolu. Yanlış söylemediysem. Vax yolu güzelmiş. Tabii şimdi geride yolu kestikleri için. Bir de saat de geç oldu. Yol bomboş. İstediğimiz gibi gidiyoruz bak. En sevdiğim. Ne karşıdan gelen var, ne önümüzden giden var. Evet, karşıdan araba geldi. Bunu dedikten sonra. Böyle olunca bak, böyle. Oh. Viraj kese kese. Polis abi, tamam. Biraz hızlı gidiyor olabilirim. Allah. Burada yavaşlıyoruz artık. Vakti geldik. Vakti keşfedildi. Şuradan sola geçelim. Sol sinyalimiz yansın, zaten döneceğiz. Ufak bir kaldırıma çıkılır ya, o kadar. O kadardan bir şey olmaz. Bakalım ne kadar para alacağız. Şu an önemli konu bu. Buyur abi. Şöyle gidelim. Bir anda döndürelim. Dur bakalım. Bu iyidir. Oraya yine bir araba park etmişler. Ayıp değil mi kardeşim? Demiyorlar mı size tır gelecek diye ya? Ne bu, Mondeo mu? Şöyle dibine kadar mecbur. Ah, azıcık geri. Tamam. Evet, bakalım bizi kovuyorlar mı yoksa para alabiliyor muyuz? Aa. Hiç kesmedi. 44 bin hepsini verdi. Demek ki yük zararı görmemiş hiç. İyi, güzel oldu ya, ben para alamayacağız diye çok korkuyordum. Evet, 200 bin üzerine çıktık. 200 bin liranın. Buradan bankadan 900 bin daha çekebiliyorum. 900 bini de çekersek paramız 1 milyonu geçiyor. Yani ilk tırımızı alabiliyoruz ama şu an alabildiğimiz tırlarda böyle çok iyi bir tır yok. Zaten sadece Renault açık. Renault'da da yani 380'lik premium, 380'lik T-Range alabiliyoruz. Yani 10 seviyede açılıyor bir sonraki. Ama 440'lık Magnum alabiliyoruz. Yani Magnum'u her ne kadar kimse sevmiyorsa da ben Magnum'u severim yani. 1.137.000'ye Magnum alabiliyoruz. Yapabildiğimiz kadar bir şeyler de yapmaya çalışırız Magnum'a. Magnum olabilir. Evet, izleyen herkese çok teşekkür ediyorum.
Bir sonraki bölümde ve bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın.